bir sene bedava boya yapacağım. Tamam. Gerekirse sandığımı satacağım, futbolcuların parasını ödeyeceğim. Uzun yıllar Atatürk Parkı karşısında bulunan Oba Restorant'ın arka sokağında ayakkabı boyacılığı yapan 63 yaşındaki İbrahim Özgezen, arkadaşlarıyla birlikte gittikleri belediye evleri sahilinde balık tutarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 13 yaşından beri Samsun sporluyum. Samsun sporla doğdum, Samsun sporla öleceğim. 13 yaşından bu yana Samsun spor fanatiği olan ayakkabı boyacısı İbrahim Özgezen, Samsun Spor'un önemli maçlarında futbolculara böyle prim vaadinde bulunuyordu. Her futbolcuya 25 TL ve bir sene bedava boya yapacağım. Tamam. Gerekirse sandığımı satacağım, futbolcuların parasını ödeyeceğim. Geçen hafta şükürler olsun Allah'a Manisa'yı yendik. Kazasız belasız Urfa maçına galibiyetle gitmek istiyoruz ve sevinçle dönmek istiyoruz. Yıllarca aynı sokakta ve aynı köşede boyacılık yapan İbrahim'in ölümü çevre esnafını yasa boğdu. Allah rahmet eylesin ya. Burada esnaftı, ayakkabı boyardı. İyi bir arkadaştı. İnşallah bize haklarını helal etmiştir. Bizde hakkı var. Pazartesi günü ayakkabımı boyamıştı. Geldi, konuştu. Değerli bir arkadaştı. Aras'ta da bulunan insanlardan birkaç tanesinden biriydi. Ve Samspor fanatikliği çoktu. Dayanamazdı Samsun maçlarını. Allah rahmet eylesin. Sevdiğimiz bir abimizdi. Biz de buranın mahallenin esnaf olarak. Samsun Spor'a da ara ara çok güzel böyle hani tatlı esprileri böyle güzel işte maçlarda işte bu maçı alın, bu maçı alırsanız bir yıl ayakkabınızı ben boyayacağım. Samsun Spor'a da çok büyük desteği olmuş bir büyüğümüzdü, bir abimizdi. Yani üzüntü içindeyiz, keder içindeyiz. Tabiri caizse boyacılar kralı diyebilirim sana. İyi bir büyüğümüzü kaybettik. Acı içindeyiz. İbrahim abi çok mükemmel bir insan, çok iyi bir insandı. Yıllardan beri de esnaflık yapmıştır burada. Ve fanatik de Samsunsporludur kendisi. Aşırı derecede. Şu anda çok üzgünüz. Öncelikle Allah rahmet eylesin. İbrahim abimiz gerçekten yıllardır tanıyoruz. Ayakkabılarımızı boyatıyoruz. Gerçekten Allah nur içinde yatırsın. Kendisi gerçekten Samsunspor taraftarıydı. Samsunspor'u canı gönülden severdi. Kendi halinde kendi kendini mutlu etmeyi bilen bir insandı. Dün görüştüğümüzde şakalaştık. Gayet iyiydi. Hiçbir sorun yoktu. Deniz kenarına gidiyor balık tutmaya, kalp krizi götürüyor.